Ebu Cehil'in peygamberimizi öldürmeye teşebbüsü. Ebu Cehil bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin secdedeyken başını taşla ezeceğine yemin etmiş. Ben artık Allah'a söz verdim. Yarın kaldırabileceğim kocaman bir taşı yüklenip o namazda secdeye vardığı zaman onun başını ezeceğim. Siz de beni orada ister koruyun, ister teslim edin. Bundan sonra varsın Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar. Razıyım, dedi. Etrafındaki müşrikler, vallahi seni hiçbir şey için hiçbir zaman teslim etmeyiz. Haydi sen dilediğini yap, dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi kocaman bir taş aldı. Peygamberimizin oraya gelmesini bekledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracağı zaman Kabe'nin Yemen köşesi ile Hacerül Esved arasında dururdu. Ve Kabe'yi kendisi ile Şam tarafı arasına alırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günde her zamanki gibi gelip namaza durdu. Müşrikler topluca oturmuş Ebu Cehil'in ne yapacağını seyrediyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam secdeye vardığı zaman Ebu Cehil taşı yüklenip Peygamber Efendimizin yanına doğru yaklaştı. Yaklaşır yaklaşmaz korkarak benzi sarardı. Perişan bir halde hemen geri döndü. Elleri titreyerek taşı tutamayıp yere düşürdü. Kureyş müşrikleri hemen Ebu Cehil'in yanına geldiler. Ne oldu sana ey hakemin babası, dediler. Ebu Cehil, onun yanına yaklaştığım zaman vallahi bir benzeri daha görmediğim yenilmez, zapt edilmez, köpürmüş bir puğur deve gibi erkek bir canavar, bir ejderha beni yemek için üzerime yürüdü, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Cebrail idi. Ebu Cehil biraz daha yaklaşsaydı onu yakalar, mahvederdi, demiştir.